Bugün 16 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran üzerinden bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz dedi. Erdoğan, İran sınırında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı ve telefonla hudut birliklerine seslendi. Erdoğan, buradaki konuşmasında da sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş çıkışları tamamen engellemiş olacağız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. İktidara Afganistan'daki asker ve polisi geri çekme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere askerlerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayri resmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki selde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin kimliklerinin henüz belirlenemediğini söyledi. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre'deki sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir müteahhit hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, 2019'da hazırlanan raporlarda sel uyarısı yapılmasına rağmen önlem alınmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem raporuna göre 7.5 büyüklüğündeki depremde 48 bin binanın ağır ve çok ağır, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor. Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine tepki gösteren aile hekimleri bugün iş bırakacak. 30 Haziran'da resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre görevleriyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan, basına izinsiz demeç veren aile hekimlerine çeşitli cezalar verilecek. Dünya genelinde en fazla can kaybına neden olan bulaşıcı hastalıkların başında gelen verem, Türkiye'de de ciddi sayıda ölüme yol açıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 1 Ocak 2020-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 13.458 kişiye verem tanısı konuldu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için okullara hazır olun talimatı gönderdi. Yükseköğretim Kurulu da yüz yüze eğitim için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstü yurttaşların aşılanma oranının %90 olduğunu söyledi. Yerlikaya, mavi kategori için 587.779 hemşerimiz kaldı dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Halit Baykan, yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının %89'unun aşı yaptırmayanlar olduğuna dikkat çekti. Baykan, aşısız bireylerin %87'si bu hastalığa yenik düşüyor dedi. Delta varyantının etkili olduğu İran'da pandemi nedeniyle ülke çapında 6 günlük tam kapanma kararı alındı. Rusya'da da son 24 saatte 819 kişi koronadan hayatını kaybetti. Sırada ekonomi haberleri var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümünü ise durağan olarak teyit ettiğini açıkladı. Kurum, Türkiye için 2021 büyüme tahminini %6.3'ten %7.9'a yükseltti. Dünyanın en büyük buğday üreticileri olan Rusya ve Kanada'da kuraklık, buğday rekoltesinin düşmesine sebep oldu. İthalata bağımlı ülkelerin zor durumda kalacağı ve gıda enflasyonunun daha da artacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre küresel hububat rezervleri 5 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından geçen yıl 187.127 parti ürün denetlendi. Bu ürünlerden 10.480'inin uygunsuz, 1.335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre yaş meyve sebze ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu. İhracatın %32'si Rusya'ya yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Kabil'de yaşayanlar araçlarıyla şehri terk etmeye başladı.
Taliban sözcüsü ise başkentin sınır kapılarında bekleme talimatı aldıklarını, barışçıl bir güç değişimi istediklerini duyurdu. Afganistan İçişleri Bakan Vekili Mirzakhan ise Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi. Mirzakhan, kente saldırı olmayacak, anlaşma iktidar değişiminin barışçıl bir biçimde gerçekleşmesi yönünde açıklamasını yaptı. Reuters'a açıklama yapan bir bakanlık yetkilisi ise Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılarak Tacikistan'a gittiğini öne sürdü. Gani, önceki gün yaptığı açıklamada vatanı savunacaklarını söylemişti. Taliban'ın yaptığı açıklamada başkentteki yabancıların kenti terk etmelerine izin verileceği, kalmak isteyenlerin ise örgüt yöneticilerine kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. Kabil'deki Türk Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur denilerek telefon numarası paylaşıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Kabil'deki Alman Büyükelçiliği personelini mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı. New York Times gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Halilzad, Taliban'dan Amerikan vatandaşlarının tahliyesi bitene kadar Kabil'e girmeme çağrısında bulundu. Tahliyenin ne kadar zaman alacağı ve Washington'ın başarılı olup olmayacağı bilinmiyor. Gazetenin aktardığı üzere Kabil'de en az 10 bin Amerikan vatandaşı bulunuyor. Afgan sığınmacıların sayısının artacağını ifade eden Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu devlet başkanı Roth, Türkiye'nin yanı sıra AB ve Almanya'nın üzerindeki göç baskısının artacağını belirtti. Afganistan'daki gelişmeler uluslararası aktörleri harekete geçirdi. Kremlin'in Afganistan özel temsilcisi, Moskova'nın ve diğer birkaç ülkenin Afganistan gündemli acil bir Birleşmiş Milletler toplantısı üzerinde çalıştığını söyledi. Karayip ülkesi Haiti, cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde en az 304 kişinin öldüğü, 1800'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ikincisi düzenlenen onur yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto da onur yürüyüşüne katılanlar arasındaydı. Bu yılki yürüyüşün masrafları Saraybosna Kanton Yönetimi tarafından karşılandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin arka planda doçent doktor Cihan Erdönmez'le orman yangınları ile ilgili yanlış bilinenleri, yapılması gerekenleri konuştu. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.